Medikal estetik hekimi Doktor Sevgi Ekiyor'la birlikteyiz. Ne güzel bir isminiz var. Teşekkür ederim. Çok güzel bir isim var değil mi? Sevgi Ekiyor. Babam Sevgi Ekiyor. Hoş geldin Sevgi'ciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Konuşulmayan bir şey konuşacağız bugün. Öyle mi? Tabii. Sevgi Hanım bize de Sevgi ekecek o zaman. Tabii. Aslında konuşulmayan derken sevgili seyirciler birçok kimsede var olan ancak bunun bir sorun olup olmadığını, çözümünün olup olmadığı konuşulamayan neredeyse belirli bölgelerdeki, özel bölgelerdeki mahremiyet gibi algılanan bir sorundan. Genital bölge gibi, koltuk altı bölgesi gibi vücudun belirli noktalarındaki çoklu işlemlerden kaynaklanan kararmalar ve bunların çözüm yollarından bahsedeceğiz. Aynen öyle. Neler söyleyeceksin bize bakalım? Yani aslında kadınların en çok önem verdiği konulardan biri ama biliyorsunuz ki bir lazer epilasyon sonrası olabiliyor. Kişinin kendi genetik ya da ırksal yapısından dolayı olabiliyor. Ya da işte ağda vesaire gibi şeylerin hani değmesinden dolayı olabiliyor. Kıllı bölgelerin bulunduğu yerlerde daha sonradan da renk değişimi kararmalar olabiliyor. Ya da kadın gebelik yaşadıktan sonra özellikle yine vücudunda oluşan melatonin yapısının değişmesinden dolayı da o bölgelerde daha sonrasında kararmalar görebiliyor. Fizyolojik olarak böyle şeylerle rastlayabiliyor izleyicilerimiz. Ama bunun için aslında çok kolay hani klinik şartlarda yaptırabilecekleri, evde bile kullanabilecekleri bazı peelingler gelişmiş durumda. Hmm. Akıllı peelingler diye geçen peelingler var. Hatta bu peelingleri yaptıklarında oradaki kılın uzamasını bile hani daha uzun vadeye yayan, azaltan şekilde pozitif etki eden peelingler bunlar. Dolayısıyla biz bunları hani kliniğimizde hastalarımızın bu sıkıntılarını dinledikten sonra seviyesine göre yani nasıl yüzde oluşan lekelerin seviyesi varsa yine aynı şekilde genital bölgede, koltuk altında, dizde, dirsekte de olabilir hani vücudun ya da sırtta vesaire de olabilir. Yani değişik bölgelerinde de olabilir. Dolayısıyla bu lekeleri ortadan kaldırabilmek amacıyla seans seans uyguladığımız, genelde de iki seans gibi kısa sürelerde rengini açabildiğimiz çözümlerimiz var. Hangi sıkıntılarda daha yoğun geliyorlar, danışıyorlar size? Peki hangi hastalar daha yoğunluklu? Ya aslında şöyle bir şey var. Genital bölge kararmasının pek yaşı yok. Çünkü uygulamalara insanlar ortaokul, lise bölgelerinde kılları büyüdükten sonra başladıkları için bu bahsettiğimiz ağda lazer epilasyon vesaire konusuna. Ya da biliyorsunuz bazı hormonal ilaçlar da yine vücutta renk değişimi, lekelenme yapabildiği gibi bu bölgelerde de renk değişimi yapabiliyor. Dolayısıyla bu tarz hastaların aslında 12 yaşından sonra bu tarz peelingleri kullanmasında bir sakınca görmüyoruz hani. Onun haricinde peelinglerin dediğim gibi daha sonrasında içerisinde bulunan akıllı karışımlarından ötürü kıllı hani uzatmama etkisi, o bölgeyi yatıştırıcı etkisi, hatta kokuyu bile, koltuk altındaki kokuyu bile değiştirici etkisinden faydalanabiliyoruz. Ama hastanın çok yoğun bir şeyi varsa ve çok daha kısa sürede çözüm üretmek gerekiyorsa ben bu peelingleri genelde mezoterapilerle de kombine ediyorum. Böylelikle tek seansla cilt altına bir hani vitamin kombinasyonu enjekte ederek üstünden de peelingi geçecek şekilde hani yurt dışı hastalarında daha hızlı bir şekilde yanıt almasını sağlayabiliyoruz. Şimdi Sevgi Hocam, bu o kadar özel ve o kadar konuşulmayan bir konu ki bizler aracılığıyla izleyicilerimizle paylaşıyoruz bu konuyu. Şu an bizi izleyen izleyicilerimiz arasında böyle bir sorunun varlığı ve bunun çözümüyle ilgili kulak kabartanlar adına soruyorum bu soruyu. Böyle bir sorunu var ve size geldi. Neler yapabilirsiniz? Yani o kişinin başına ne gelecek? Hastamızın, izleyicimizin anlayacağı şekilde. Yani peelingden de ziyade şu işlemi yapacağız, bu işlemi yapacağız listeyle bize anlatır mısınız? Şimdi Özgür Hocam, siz de biliyorsunuz ki biz hastaya sıkıntısını sorduğunuzda muayene ederiz. Hani bahsettiği bölgeleri ilk önce muayene ediyoruz. Kendi kafamızda bu lekenin neden oluştuğunun hani endikasyonun nedenini buluyoruz. Derecesini tespit ediyoruz. Ve daha sonra hastaya dediğiniz gibi protokoller çıkartıyoruz. Hani peeling aslında en belki de hastaların en çok istediği protokol oluyor. Neden? İğne yok, acı yok. Hani sonucu aslında peelingi sildikten sonra bile orada bir gerginlik, sıkılaşma, renk değişimi gözlemleyebiliyorlar. Hani etkisini alabileceklerini anında biz onu bir 5-10 dakika beklettikten sonra, sildikten sonra bile hissedebiliyorlar. Artı bir güzellik devam ödevi olarak ben eve de verebiliyorum bu ürünü. Yani hasta daha önceden söylediğim gibi hani tekrar gelemeyecekse eğer kliniğe devam ödevi olarak eve de aynı şekilde kullanımını tarif edecek şekilde. Çünkü agresif bir şey yapmadığı için, yanık tehlikesi olmadığı için, oraya yatıştırıcı karışımları, büyüme faktörleri bir arada bulunduğu için bu tarz peelinglerde güven teşkil ediyor. Çok güzel söyledin, yanık riski olmadığı için.
Ama bu alan malum bir ağda yaşamış veya bir lazer uygulaması yapılmış ve genital bölgesinde bir kararma yaşamış kimse. Bunun ya da ırksal olarak kendinden de koyulaşma olabilir. Kendiliğinden... Arap ırkında mesela hastalarımız vardır. Evet. Hani o tarz Güneydoğu ya da yani daha koyu tene sahip olan insanlarda da bazen o bölgelerde kararma kendiliğinden de olabilir. Ama ağrı olup olmamasıyla ilgili eminim endişe duyuyordur hastalar. Çünkü o bölgede yapılacak bir asit uygulamasının veya enjeksiyon uygulamasının bir ağrı doğurabileceği ihtimali her zaman vardır. Evet, bu yüzden ağrılı mı değil mi? Ağrılı değil. Lokal anestezi bile kullanmaya inanın ihtiyaç duymuyoruz hani bu işlemi yaparken. Hani ben ama az önce söylediğim gibi eğer ki derecesi çok yüksekse ve hastanın devam seansını alamayacaksak öyle durumlarda kombin tedavi öneriyorum. Yine ona benzer etken maddeleri enjekte ederek ya da rejenerasyon leke açıcı etken maddeleri enjekte ederek üstte bu formülasyonu çok akıllı bir sistemde ayarlanmış bu peelingi sürecek şekilde daha kısa bir vadede de hastayı konforlu bir şekilde eve gönderiyorum. Ama hastalar bilsinler ki bu tarz işlemlerde görsel olarak ya evet sanki rengi açıldı biraz değişti sonucunu klinik şartlarda daha kalkar kalkmaz görecekler ama biliyorsunuz ki cilt rejenerasyonu için zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla 6-8 hafta gibi bir süreçte oranın üst epitelizasyonunun ufak ufak pullanarak dökülmesi devam edecek aslında. İlk 10 günde bunu gözlemleyebilirler. Tam rejenerasyonda 6-8 hafta gibi bir süreçte oluşacaktır. Bu süre zarfında da kişinin dediğim gibi ne level'ına göre ekstradan da seans önerisinde bulunabiliyoruz. Eğer hani güvenli bir peeling olmasaydı seansın arasını açmamız gerekiyordu 4 hafta gibi 6 hafta Hı-hı. gibi. Güvenilir bir peeling olduğu için ve hani yanık olma ya tabii ki doğru hastaya tercih edildiğinde yanık riski olmadığı için hastaya haftalık uygulayabiliyoruz yani çok daha kısa sürede sonuç aldırabiliyoruz. Peki mesela gelmek isteyen evde uygulamak istemiyor size gelecek. Ne kadar sıklıkla seansa gelecek? Hastaya göre karar veriyoruz bunu. Bazı hastada haftalık hani programa tabi tutuyoruz. Hani genelde ideali 2 seans yapıyoruz ya da 3 seansa çıkabiliyoruz. Hani bu tarz uygulamalarda çok da kısa sürede sonuç aldığımız için. Bazı hastada gerçekten düşüktür lekesi tek seans uygularız ya da mezoterapiyle kombin ederiz. Bu sefer tam sonucu görmek için 6-8 hafta bekleriz. Hmm. Böylelikle hani maliyet açısından da bakacak olursak ezbere ikinci seansı yapmamış oluruz. Hani 6-8 hafta sonra tekrar kontrolle karar verebiliriz. Ben şeyi merak ettim. Şimdi bu uygulamayı yaptı gelen hasta. Sonrasında aynı şikayet yineleyebiliyor mu? Ne kadar sık? İşte o dış etkenlere bağlı sonuçta. Yani şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz ki yüzde leke tedavi ediyoruz. Hı-hı. Ya da vücutta da aynı şekilde bunu leke kararma olarak adlandıralım. Hastaya sonuçta ne diyoruz? Devam protokolü öneriyoruz. Devam protokolünde oranın bir nemlenmesi, derisinin yenilenmesi için ekstra kremler önerdiğimiz oluyor. Yine hastanın bakımında sonuçta endikasyon olarak sebebi ağda buluyorsak, ağda yaptırma diyorsak ve tekrar yaptırıyorsa hasta yine sonuçta yenilenme, evet tekrarlama riski yüksek olacaktır sonuçta. Ya da hastaların dediğim gibi kullandıkları ilaçlara bağlı, değişen hani hormonal yapılarına bağlı ya da gebeliğe bağlı tekrardan hani çıkması ortaya bunlar evet hastaya bağlı nedenler. Ama gene çıktığında bu demek değildir ki bir öncekinden daha dirençli olacak, bir iki seansta çözemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Tekrarlandığında tekrar aynı uygulamaya tabi tutulabilirler hastalar. Tekrar başarılı olabilir. Aynen öyle. Dikkat etmemiz gerekiyor yaptırdıktan sonra o zaman. O zaman siz bu uyguladığınız leke açıcı peeling'e farklı bir isim veriyor olmanız lazım. Adı nedir? Aslında özel bölge peeling'i diye kullanıyoruz genelde. Hani akıllı peeling olarak adlandırıyoruz aslında. Akıllı peeling evet, daha akla bir de, yatkın bir şey. Bir de şey hani kutuları aslında hani kadınlığın sembolü pinktir hani pembedir ya hani kutuları aslında pembe renkte oluyor bu peelinglerin. Marka ismi veremiyorum sonuçta. Tabii. Buradaki tabii temel hareket noktası yapılması daha önceki zamanlarda çok düşünülmeyen. Evet. Aslında hayallerimizde ya böyle bir tedavi olsa da çok güzel sonuçlar alırız dediğimiz ama elimizdeki materyallerin eksikliğinden birileri düşünmüş, akıl etmiş, üzerine Ar-Ge geliştirmiş, pratik evet. gelişmiş bir metodolojiye evlere sokulmuş. Sonuç aslında bu özellikle. Evet. Çok da güzel bir sonuç elde etmişsiniz. Çok da güzel uygulamalar yapıyorsunuz. Çok da güzel bunu ifade ettiniz. Ağzınıza sağlık.
Bildiğimiz yoğun temponuza rağmen buraya geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ve efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz mikrobiyoloji uzmanı, aynı zamanda tamamlayıcı tıp hekimi Doktor Kamer Kollaş bizlerle olacak efendim. Çok işe devam ediyor.